10 Ağustos 1915 Gelibolu. Sevgili ve bir zamanlar mutlu ailem. Gelibolu cehenneminden hepinize merhaba. Herhalde artık bütün kötü haberleri almış, bizlerin burada ne durumda olduğumuzu öğrenmişsinizdir. Fakat bir haber olsa olsa içi boşaltılmış bir sonuçtur ve ne yazık ki sonuca ulaşılırken yaşananlar sonucun içine yansıtılmazlar. Bu sebeple Gelibolu'dan size doğru yola çıkan her haber size ulaştığında artık kuru, aptal, anlamsız bir şeydir. Haber pislikten başka bir şey değildir. Haber dinlemek sadece aptallara mahsustur. Çünkü haberlerin içi boştur. Haberleri dinlemeyin. Haberlere inanmayın. Buradan size yollanan haberler sadece ölü ve yaralı sayılardır. Sadece anlamsız sayılar, o kadar. Bu mektubu size yazmak niyetinde değildim. Aslında ben artık kimseyle konuşmak, kimsenin yüzünü görmek istediğimden de emin değilim. Sanırım ben artık hiçbir şey istemiyorum. Ama bu kadar karamsar olmaya da gerek yok tabii. Buradaki ceset, kan ve lağım kokusunu, sinek, bit ve dizanteri problemini, uykusuzluk belasını, konserveden başka yemek bulamamak, Mısır çöllerinden beter sıcakta boğulmak ve susuzluk dertlerini, daracık tepelere sonsuza dek sıkışmışlık duygusu ve monotonluk hastalığını da bir kenara bırakırsak aslında Gelibolu güzel bir yer. Çıkarma yaptığımız plaj normal şartlar altında çok güzel bir yer olmalı. Normal şartlar altında. Fakat biz bu plaja öncelikle kendi adımızı vererek normal şartları değiştirdik. Büyük ihtimalle Türklerin kendi dillerinde bir adı olan bu sahile Anzak Koyu adını verdik. Hem siz benim buraya cehennem dediğime bakmayın. Siz aslında bana hiç bakmayın en iyisi. Burası hakikaten güzel bir yer. Üzerleri toz toprakla örtülmeden önce zeytin ağaçlarının bolluğu, savaşı aldırmadan her yanda pıtır pıtır açan kırmızı gelinciklerin neşesi, akşamları yarım adayı kızıla boyayarak batan güneşin insanın içini acıtan güzelliği ve bir de Gelibolu bülbülleri. Gelibolu bülbülleri bambaşka. O öterken, daha doğrusu şarkısını yürek kanatarak söylerken aylardır bir türlü beceremediğim, hem de çok isteyip de beceremediğim bir şeyler oluyor ve gözlerimden yaşlar boşanıyor. Yanaklarımdan akan o tuzlu su damlacıklarıyla ferahlarken bu bülbüle karşı duyduğum şükran duygusunu kelimelerle anlatmama imkan yok. Aylardır burada yaşadığım vahşetin parçası ve şahidi olmak durumunda kaldığım kanlı şiddetin tarihin nasıl anlatmaktan aciz kalacağı acının katılaştırdığı ruhum ancak bir Gelibolu bülbülünün ötüşüyle yumuşayıp onun muhteşem sesiyle uyanıyor ve ben ancak o zaman adam gibi ağlayabiliyorum. O bülbülün sayesinde yeniden insan olduğumu hissederek ağlıyor ve buna seviniyorum. Ağlayabilmenin bir nimet, duygulanmanın bir insanlık belirtisi olduğunu burada anlıyorum. Bu bir şans mı yoksa şanssızlık mıdır yine bilmiyorum. Bir de gün batımları. Eğer o sırada bir Türk öldürmüyor ya da Türkler tarafından öldürülmüyorsak ele geçirdiğimiz bir tepede oturup Gelibolu'nun muhteşem grubunu seyrediyoruz. Ege Denizi'nin içine gömülen güneşin biraz önce Pasifik Okyanusu'ndan yükselerek Yeni Zelanda'daki ertesi günü aydınlattığını bilmek insanın içini acıtıyor. Aynı güneşi, aynı dünya üzerinde apayrı şartlara seyretmek. Bilmek bazen can acıtıcı olabiliyormuş demek. Fakat bu acı hissi çok kısa sürüyor. Sonra yeniden katılaşıyorum. Artık saatlerce hiçbir şey hissetmiyor ve duymuyorum. Bu arada sadece bakıyor, saklanıyor, ateş ediyor, süngü takıyor, düşman öldürüyor, bit ayıklıyor, yemek diye verdikleri kuru bisküvi, kraker, kuru et parçalarını kemiriyor, zaman olursa yatıyor, çok ender olarak da uyuyorum. Ben artık sadece bir Anzak askeriyim. Alistair John Taylor'dan geriye yalnızca bu kaldı. Ne sevdiğim şarkılar, yemekler, kokular, ne sevdiğim insanlar, ne de hayallerim. Ben artık bir sayıyım, yaşayan bir sayı. Ölürsem o zaman da bir sayı olacağım. Vatanı uğruna kahramanca ölmüş bir sayı. Kahramanca ve vatan uğruna. Kahramanlık mı? Hadi ya. Kahramanlık zorlu olmaz. Vatana gelince, burası Türklerin vatanı ve bu savaş bizim savaşımız değil. Bizler İngilizlerin artık hiç çekinmeden yüzümüze karşı mağrurca söyledikleri gibi sadece hevesli oğlan çocuklarıyız. Asıl kahraman olan Türkler. Çünkü Mısır'dayken Araplara taktığımız Abdül adıyla önceleri kendileriyle dalga geçtiğimiz ama şimdi artık kendilerine Johnny Türk dediğimiz Türkler vatanlarını savunmak için çok ağır şartlar altında bize karşı direniyorlar. Ve vatanlarını korumak için kahramanca ölen asıl onlar.
geçen hafta ölüleri gömmek için karşılıklı ateşkes ilan edildiğinde ilk defa Türkleri yakından ve canlıyken gördük. Bu ateşkes ilanı tıpkı rugby maçlarındaki devre arasını andıran trajik bir şakaya benziyordu. Türkleri o zaman gördük. Türkler bize anlatılan canavarlara benzemiyordu. Onlar da gözlerinde endişe ve keder olan genç insanlardı. Tıpkı bizim gibi yorgun ve bıkkındılar. Onların da arkalarında bekleyen üzüntülü aileleri, yaşlı anne babaları, karıları, belki de sevgilileri vardı. Onlar da yaralanınca acı çekiyor, kanıyor ve onlar da gencecik hayallerini bırakıp ölüyorlardı. Türkler de insandı. Daha dikkatli bakınca ateşkes sırasında gördüğümüz Türkler güçlü, sağlam çiftçi görünüşlü askerlerdi. Başlarında adını Enver şapkası denen tuhaf üçgen şapkalar vardı. İçlerinde dilimizi anlayan yoktu ama bazıları az Fransızca anlıyordu. Bize gülümsüyor ve Johnny diyorlardı. Bana sigara ikram eden iki Türk'e ben de konserve et verdim ama kabul etmediler. Müslümanların domuz eti yemediklerini Mısır'dayken öğrenmiştik. Bu sığır etidir dediysem de anlamadılar. O zaman ellerimle kafama boynuz yapıp bir öküz gibi böğürdüm. Güldüler. İngiliz eti dediler. Ben Yeni Zelandalıyım, İngiliz değilim diye açıkladım. Yine güldüler. Ben de güldüm. Orada savaş meydanında etrafımız askerlerin cesetleriyle doluydu. Bir düşmandık ve birbirimize gülüyorduk. Hayatımda bundan daha saçma, anlamsız ve feci bir şey daha yaşamamıştım ve o anda bir daha yaşamamaya yemin ettim. Bana sigara veren Türklerden biri "Sen no English?" diye şaşırarak sordu. "Ben İngiliz değilim." diye tekrarladım. Hecelersem sanki anlayacaklardı. "Ha, Zelandalı bu," dedi Türk. Ama anladığından emin değildim. Sonra bana elini uzattı. "Ben Türk," dedi. O zaman Türklerin bize hitap ettikleri gibi yaptım. Bana uzatılan el tuttum ve ben de Johnny Türk dedim. Orada Gelibolu'nun en kanlı savaşlarından birinin yapıldığı o tepede el sıkıştık. Türklerin elleri güçlüydü. Elimi samimiyetle kavradı ve sıktı. Ben artık bu adamla nasıl düşman olabilirdim? Ben bu adama neden düşman olmuştum ki? Düşmanım o anda artık arkadaş Türk olmuştu. Bana verdiği sigarayı içerken dostça bir şeyler söylemiş olmak için belki savaştan sonra Konstantinopolis'te karşılaşır, beraber Türk kahvesi içeriz dedim. Ama daha ağzımı kapatmadan yaptığım gafı fark ettim. Utanarak başımı eğdim ve özür diler gibi salladım. Türk acı acı gülümsedi. Belki İngilizce anlamıyordu ama Konstantinopolis'in ne anlama geldiğini iyi biliyordu. Sonra ölüleri gömme işi başladı. Ölüler yerlere uzanmış yatıyordu. Vücutları şişmiş, kararmış, parçalanmış, delik deşikti. Yaşayanların tek ortak arzusu kusmak, tek duygusu da hüzündü. Orada tek bir Anzak ya da Türk askerinin öfke, yeis veya intikam hissi yoktu. Hepimiz hüzünlüydük. Hepimiz yoğun ceset kokusundan kusmak üzereydik ve bazılarımız kusuyorduk. Türklerin yanında iki Alman ve bir Türk doktora rastladık. Ardından birkaç tane Türk subayı geldi. Türk subayları çok kibar, centilmen, Avrupalı tiplerdi. Rahatlıkla Fransızca ve Almanca konuşuyorlardı. İçlerinden bir tanesi uzun boylu, mavi gözlü ve sarışındı. Bakışları güçlü, gururlu, kendisi yakışıklıydı. Etrafında koşturan askerlerin onu çok sevdikleri belli oluyordu. Türk subayı bizleri dikkatle süzdü. Başıyla selamladı. Fransızca olarak hatırımızı sordu. Sesi gururlu ve kalındı. O ve diğer Türk subaylar yanlarında kızılay ve beyaz bayrak taşıyan askerlere büyük şefkatle davranıyorlardı. Onları görünce çok şaşırdığımızı saklayamadık. Türkler hakkında bize öğretilenlerden yanlış çıkmayan bir şey kalmış mıydı? Bu ateşkes gününden sonra onlarla nasıl savaşacaktık? Ama ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi yeniden ateşe başladık. Saldırdık, öldürdük, ateş ettik, ateş edildik ve öldürüldük. Sanki birer küreydik ve sahibimiz emrettiği için öldürüyorduk. Askerin kendi iradesi olmaz. Bu savaşa gönüllü olarak katılırken irademizi komutanlara vermiştik işte. O daracık siperlerde bitlerin ve sıcağın kemirdiği vücutlarımızın biraz daha hayatta kalmaları için didiniyorduk. Yemin ederim eğer siper dönen Yeni Zelandalı evlatlarını anneleri görebilseydi bu savaş o anda biterdi. O anda. Ama bizler birer sayıydık, kahraman olmak için ölmesi gereken sayılardık. Bir savaşın en berbat tarafı hayatlardan çok yaşayanların umutlarını yok etmesidir. Bu savaş artık umutlarımızı eritti. Anladım ki hepimiz tek tek yok olana kadar bu katliam sürecekti. Kurtuluş yok ya da ölmek tek kurtuluştur. Gelibolu Savaşı'nda haksızlığımız ve başarısızlığımız bu kadar ortaya çıktığı halde neden geri çekilmiyoruz? Neden Türklere "Pardon Johnny Türk,
Biz hem sizi yanlış tanımışız hem de bu savaşın sebebini yanlış anlamışız. Kusura bakmayın diyerek evlerimize geri dönmüyoruz. Eve dönmek mi dedim ben? Saçmalık işte. Savaş insanı böyle saçmalattırıyor tabii. Eve dönmek ha? Dönsek ne olacak ki? Yeni Zelanda'daki hayat bizleri kabul edecek mi sanki? Bu cinneti yaşamış, arkadaşları yanında parçalanmış, ölümü günlük hayatın parçası olarak yaşamış insanlar nasıl normal hayata dönebilirler ki? Hem orada bu şiddeti ve çirkinliği hayal bile edemeyecek normal insanlarla hayallerini, vücut parçalarını, arkadaşlarını, akrabalarını ve masumiyetlerini Gelibolu'da Ege Denizi'nde kaybetmiş bizlerin artık ortak neyimiz kalmış olabilir? Hangi ortak hayatı paylaşabiliriz bundan sonra? Hayır, böyle bir şeyin söz konusu olacağına inanmıyorum. İnanmıyorum, hayır. Zaten ben artık hiçbir şeye inanmıyorum. Çünkü farkındayım. Çünkü yalanı, ikiyüzlülüğü ve ölümü gördüm. Gördüm bir kere. Tek parça olarak Yeni Zelanda'ya dönsem bile artık asla uyumlu, mutlu ve huzurlu bir insan olamayacağımın farkındayım ben. Ruhumun kan ve şiddetle katılaşan yeni haliyle artık bir insan sayılır mıyım? Bundan da emin değilim. Eski saflığım, neşeli ve umutlu ruhumla yaşadığım muhitte, çiftlikte ve memlekette artık nasıl yaşarım ben? Bunu aklıma bile getiremiyorum, düşünmüyorum bile. Alistair John Taylor'ın o neşeli, haşarı, kızlarla şakalaşmaya bayılan, ailesine düşkün, ileride bir marangoz atölyesi ve aile kurma hayalleri olan suretini Wellington sokaklarında yürürken ya da babamın çiftliğinde ata binerken düşünemiyorum bile. Kendi hayalimi kaybettim ben. Kaybettim artık. İnsan çok eskiden ölmüş birinin imajını ve ona ait hayalleri nasıl kaybederse ben de öyle kaybettim onu. Onu. Kendimi. Bu sebeple Gelibolu cehenneminden tek parça ve canlı olarak kurtulmayı hayal etmek bile kendimi eski hayatım içinde hayal etmekten daha kolay. Ama öbürü geri dönüp orada bu savaşı yaşamamış insanların arasında yapayalnız yaşamaya çalışmak. Artık hiçbir işe yaramam ben. Hayır, dönemem. Bu imkansız. Bunu yapmaya cesaret edemem. Lafı ne kadar uzatırsam uzatayım, o Tanrı'nın belası konuya gelmek zorundayım. Bundan daha fazla kaçamam. Hem artık habersiz ulaşmıştır nasılsa. Will hakkında. Yani Will'in haberi. O hiç acı çekmedi. Her şey birkaç dakika içinde oldu. Hemen yanımdaydı ve onu çabucak gömdük. Yani başkaları gömdü. Ben öyle baktım. Tek damla gözyaşı bile dökmedim. Baktım, kaldım. Baktım. O kadar. Sanki aylardır korku içinde beklediğim bir şeydi ve sonunda olmuştu. Size de bütün ölü asker ailelerine yollanan o mektuptan göndermişlerdir herhalde. Oğlunuz William Andrew Tyler'ın vatan, hürriyet ve zafer adına kahramanca öldüğünü bildiren taziye mektubu. Will'in yerine evde saklayacağınız bir standart mektup. O mektuptan binlercesi her gün ailelere yollanıyor. Will artık bir ölü sayı. Will artık birçok Anzak ve İngiliz askeri gibi Gelibolu'da tahtadan yapılmış bir haçın altında uyuyor. Sonsuza kadar. Ertesi gün sıra Russell'daydı. O ölmedi ama daha beter oldu. Russell iki ayağını birden kaybetti. Onu gencecik bir sakat olarak geri yolladılar. Sonsuza kadar yürüyemeyecek. İkisi de gitmişti. Birer gün arayla Will ve Russell yok olmuştu. Ama siperlerde onlardan boşalan yerlere hemen yeniler getirildi. Şimdi sıra kimdeydi? Sıra belki de bendeydi. İşte Will öldükten iki gün sonra siperde onun yerine geçen askeri gördüğüm an kararımı verdim. Ben bu savaşta ölmeyecektim. Bu savaşta ölmeyi reddediyorum. Bu benim savaşım değil. Fakat yaşamak için de hiç isteğim kalmadı. Tanrım günahlarımı affet. Ne yaşamak ne de ölmek istiyorum. Sevgili anneciğim, babacığım, bir tanecik Helen ve küçük dostum Stuart. Bu mektuptan sonra benden haber alamaz, savaş bittiğinde de mezarımı bulamazsanız sakın üzülmeyin. Bilin ki ben ölmedim. Bana bugüne kadar öğretilenlerin hepsini reddediyorum. Buradaki bülbüllerin, zeytinlerin, gün batımının ve beni daima ürküterek etkileyen aslan başlı Sphinx kayasının üzerine yemin ederim ki bu savaşta ölmeyeceğim. Bunu benden haber almazsanız üzülmeyin diye değil, çıldırıp kafayı dağıttığımdan hiç değil ama kararlı olduğumdan yazıyorum. Hepinizi seviyorum. Kerry'e söyleyin, onu daima seveceğim. Ebediyen sizin. Oğlunuz Esther John Taylor. Gelibolu 1915.